Merhaba sevgili arkadaşlar. Bülent Alay ile Balık Avı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi yine bir paket açılışı gerçekleştireceğiz. Geçen yıl yine böyle bir toplu paket açılışı yapmıştım. Bu yıl için de bir tane açılış videosu hazırladım sizlere. Umarım hoşunuza gider. Özellikle ben kendi seçtiğim ürünleri, kendim için seçtiğim ürünleri, arkadaşlarımın tavsiyesiyle aldığım ürünleri veya sırf denemek için, karşılaştırmak için aldığım ürünleri toplu olarak, aslında hepsi aynı anda gelmedi, hepiniz biliyorsunuzdur. Peyderpey geldi ama biriktirdim ben. Hepsini birlikte açıp kısaca bir bakacağız, inceleyeceğiz. Hoşunuza giden şeyler olabilir. Aa, böyle bir şey varmış, benim haberim yoktu dedikleriniz olabilir. Bazı ürünler ülkemizde olmayabilir. Ya da bizde satılan, zaten biliyorsunuz, ürünlerin fiyatları doların da yükselmesiyle birlikte bayağı yükseldi. Herkes karşılayamayabiliyor. Ben de aynı şekilde karşılayamayabiliyorum bazen. Bakalım, hoşunuza gider umarım. İyi seyirler dilerim. Evet, öncelikle şöyle küçük paketlerden başlamak istiyorum. Şuradan açalım bu paketi. Bakalım, şu kenara koyalım. İçerisinden ne çıkacak? İçerisinden iğnelerimiz çıkıyor. Evet, başka bir şey var mı? Yok. Boş paketi kenara alayım. Burada 7 numara ve 5 numara küçük iğneler var. Böyle sarılı siyahlı. Şöyle bir tanesini de açayım. Hep beraber şurada görelim. Güzel paketlenmiş. İçerisinde sanırım hepsini şöyle boşaltmaya çalışayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Böyle sarı siyah değişik renk yapmışlar. Küçük iğneler, hafif ucu kıvrık, sağlama da benziyor. Evet, bayağı da sağlama benziyor. Bakalım, avlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Daha önce hiç iğne almamıştım AliExpress'ten. Bir denemek için birkaç iğne siparişi verdim. Bakalım, paketi güzel. Peki, küçük paketlerden başladık. Küçük paketlerden devam edelim. Şöyle bir paketi daha açalım bakalım. Bunun içerisinden ne çıkacak? Evet. Ha, bu da ne? Free gift. İçinden bir tane silikon ahtapot çıktı. Hediye olarak göndermişler yanında. Asist ipimiz 4 metre 90 librelik. İçinde normalde bunların ortasından bir ip daha geçiyor ama bu stainless steel demiş. Yani paslanmaz çelikten içerisinden geçiyor. Bunu asist bağlamak için aldım. Genelde kalın örgü misinayla yapıyorum. Çünkü bunlar maalesef çok pahalı. Sonuçta ip ama evet, çok da güzel bir ipe benziyor. Umarım bundan, evet şurada da görüyorum içinde paslanmaz çelik dediği, evet şuradan da teli görebiliyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Bakalım, bununla 4 metre beni bayağı idare eder. Kendi ihtiyacım olan asistlerimi yapabilirim bununla. Bunu da kaldıralım bakalım. Evet, bir başka pakete geçelim. Şöyle yine açayım kenardan. Bakalım bundan ne çıkacak. Yine şu balonlu paketi şey yapalım. Evet, içi boş. Kenara koyalım. Metal vibrasyon yemleri. Sea Sky Fishing Premium Quality Lures.
Bu metal vibrasyon yönleri son zamanlarda bayağı bir meşhur oldu. Herhangi bir aksiyon gerektirmeyen, direkt arkadan çekip, dümdüz çekip kullandığımız yemler. Şurada güzel bir rengi var. Benim kullandığım bazı metal vibrasyon yemler var ama özellikle şuraları dibe değince falan çabuk aşınıyor. Boyası gidiyor. Bunların da mutlaka boyası gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bunlar yani Çin malı demek istemiyorum. Sonuçta Çin mallarının çok kaliteli ürünleri de var. Yani özellikle elektronikte bayağı ileri. Bu sektörde de tabii mutlaka vardır pahalı ürünler ama bunlar dediğim gibi ucuz 3-5 liralık ürünler olduğu için çok da fazla açıkçası güvenmiyorum yani. Elbette ki orijinal ürünler kadar kaliteli olmasını beklemiyorum. Pahalı ürünler kadar kaliteli olmasını beklemiyorum. Ama işte deniyoruz. Birçok arkadaş da bunları kullanıyor. İnternetten de takip ediyorum sonuçta. Bunların çoğunu da ben kendim bulmadım. Başka arkadaşların tavsiyesi üzerine alıyorum. Şurada da başka bir rengi var. İki tane almışım. Evet, bakalım şurada neyimiz varmış. Şişkinliğinden ip rulosu aldı. Belli oluyor. Evet. Herkules. Bakalım içinde bir şey var mı? Yok. Şöyle. Şunu yana koyalım. Bayağı da sarmışlar paketi. Bir arkadaşın tavsiyesi yine. Daha doğrusu denedin mi diye sorması üzerine aldım. Beğeniyormuş. Ama denemediğim için benim genelde huyumdur. Yani denemediğim bir şey sordukları zaman elimde yoksa denemediysem, kullanmadıysam yani öyle kafadan atmak istemiyorum. Fazla bir bilgim olmadığı konular varsa söylemeye gayret ediyorum. Arada böyle fırsatım olduğunda da alıp deniyorum. Denedikten sonra konuşuyorum. Burada Hercule Extremely Strong and Tested diyor. Yine bir ip var. Multicolor dedikleri çok renkli. 1.5 numara, 20 libre, 0.20 milimetre, 8 katlı, 300 metre diye söylüyor. Denememiştim. Deneyip kullanıp ondan sonra yorumlarımı yaparım. Evet sevgili dostlar, yine bir sarı paket açalım. Bakalım içinden birkaç ürün çıktı. Bir tane daha var. Evet, boşalttık. Şöyle kenara bunu da alalım. Neler varmış? İğneler. 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 Ve yine iğneler. Şurada da iki tane maket balık var. Önce şu iğnelere bir bakalım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 numara. Bayağı iğne almışız. Şöyle küçüğe bir bakalım. Kaçmış 3 numara. Halkalı iğnelerden. Az uç tarafı kıvrık. Bakın şöyle. Yani hemen derimi yakaladı, keskin ama çabuk gider mi, dayanır mı bilmem. Bayağı da sağlama benziyor. Şöyle parmak ucundan büyüklüğünü siz anlayabilirsiniz, ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Bir de büyüğüne bakalım. Japon dizaynı diye yazmış. Japonya'da dizayn edilmiş yazıyor üzerinde. Şimdi büyüklerine bakalım. Büyüklerinin görmesi daha iyi olur. Yine şuradan göreceğiniz gibi eğimli bir yapıya sahip. Evet, hemen derimi yakalayıverdi şurada.
O da biraz daha büyük. İnşallah koyu çıkmıyordur. Evet. Burada iğnelerimiz var arkadaşlar. Paketler halinde. Avlarda kullanmak için almışım. Yine aynı yerden, aynı pakette geldiğinden zaten anlayabilirsiniz. Aynı yerden iki tane de maket balık aldım. Yofun diye. Bunların renkleri, hologramları resimde güzel görünüyordu ama gerçek hayatta ne kadar güzeldir, şöyle gözle bakmak lazım. Renkleri güzele benziyor ama kalıcı mı değil mi onu bilemiyorum. Denemeden göremeyiz. Şöyle masanın üzerine koyayım. Şöyle biraz oynatayım. Şöyle parlıyor. Şunu da şöyle açayım. Bir diğerine de bakalım. Evet. Bu da güzel. Bunun da renkleri güzel. Umarım işe yarar. Şöyle. Bunu da oynatayım. Evet. Şöyle. Küçük dalarlı maket balıklar. Bunları da avlarda denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Peki bir başka paketimizle devam edelim. Şöyle açalım. İçinde başka bir şey yok. Ne var bunda? Piliye. Şöyle hemen paketinden çıkartayım. Cırt cırtlı kabı da varmış. Bayağı iyi paketlemişler. Evet. Şuradan açılıyor galiba. Evet, şuradan açılıyormuş. Evet arkadaşlar, küçük bir piliye aldım. Kullandığım bir şey değil. Ben normal penseyle yapıyorum o işleri ama özellikle şuradan klips için veya halkalar için, ringler için bayağı faydalı oluyor. Makas kısmından bir şey beklemiyordum ama tırtıklıymış. Belki bir işe yarayabilir. Güzel, ufak cebinize koyup gidebileceğiniz bir ürün. Evet, sıradaki paketimizi açalım bakalım. Bundan ne çıkacak? Yine meşhur sarı renkli AliExpress paketi. Evet, şunu şöyle kenara koyayım. Şöyle bayağı bunun içinde bir şeyler var. Yine metal vibrasyon yemleri. Şöyle açayım. Büyük paketin içine koymuşlar. Evet arkadaşlar. İçerisinden 1, 2, 3, 4, 5 tane de klips çıktı. Bunlara iliştirmemiştir. Şu paketinden çıkmış. Böyle şundan başlayalım. Düz metal renkli. İşte gümüş rengi var. Altın rengi vesaire, böyle değişik renkli olanlarından var. Şu da biraz koyu renkli. Bunların arkasındakini tüylü yapmışlar. Şimdi bunu da çıkartırız. Önce şuna bir bakalım. Bu boyasız olduğu için herhangi bir boya kaybı tehlikesi veya işte boyasının çizilmesi vesairesini olmaz diye düşünüyorum ama sonuçta belli olmaz. Sonra bildiğiniz metal, gözleri güzel. İğneleri de güzel. İnşallah balıkları kandırabiliriz. Aslında yani bunu yapmak ne kadar zor olabilir arkadaş? Yok mu acaba bizde? Ben mi bilmiyorum. Yok mu bizim ülkemizde bunları yapacak?
Şu kadar basit bir şey arkadaş ya. Gerçi bana basit geliyor. Belki üretimi çok karmaşık bir şeydir. Bilmiyorum tabii. O hariçten gazeli okumak istemem ama. Bence yapılabilecek şeyler bunlar. Evet, bir de şu renkli olanını açalım. Arkası tüylüye bakalım. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Evet, bu boyalı. İğnesi öbüründen biraz daha büyük gibi duruyor. Bakalım bunun boyaları çabucak gider diye düşünüyorum. Sonuçta ucuz etin yahnisi misali. Fazla bir şey beklememek gerek. Evet, bir sarı paketimiz daha var. Biraz şişkince. Şöyle bunu da şuradaki deliklerden makasımızla açalım. Bunun içinde birkaç farklı bir şey var. Evet, ciklerimiz. Yanında hediye olarak şöyle bir şey vermişler. Misina'yı sararız. Benim üstüme değil de. Evet, içerisinde başka da bir şey yok. Şu paketi de kenara koyalım. Evet, burada da Dagezilur marka 30 gramlık, şurada 20 gramlık ve de burada da 10 gramlık, şunu da şöyle kenara bırakayım, jigler var. Bunların asistleri yok. Arkasında tüylü üçlü iğneleri var. Buna kendi yaptığım asistlerden zaten takacağım. Şöyle bir tanesini açalım. Bunlar çok ucuz sayılabilecek jigler. Çok böyle fazla bir şey de beklemiyorum şahsen ama yine de bence güzel. Değişik jig denemek isteyenler varsa bunları kullanabilirler. Şu tüyleri çıkartıp şöyle kendi asistlerimden bir tane takıp denemeyi düşünüyorum. Şurada bir tane de mesela küçük olandan çıkartalım. Şöyle kağıttan çekelim. Evet. Bu da aynı şekilde 10 gram. Taşa vurunca her cik zaten zedeleniyor. Mühim olan taşa vurmadan kullanabilmek. Bizim buralarda taş üstünden avlandığımız için zor ama yani çok pahalı verdiğimiz, para verdiğimiz jigler de bir iki av sonra taşra değe değe zedeleniyor. O yüzden şu ufak jigleri özellikle denemek istiyorum. Bazen arkadaşlar yorum yapıyorlar. Bu AliExpress'ten gelen orada satılan jigleri denemiyorsun hiç. Onları kullanmıyorsun, beğenmiyor musun diye. Yani beğenmemekten veya özel bir şeyden değil ama denemedim daha önceden. Onlara istinaden de biraz almak istedim. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Ama şu tüylüleri muhtemelen çıkartır değiştiririm ama iğneleri de güzele benziyor. Evet, iğneleri de güzele benziyor. Evet, neyse şunları kaldıralım. Bir sonraki paketimize geçelim. Evet, bu paketi de bakalım. Şöyle açalım güzelce. Evet, içerisinden 2 numara Seanite Monster W8 2 tane ip çıktı. Bu Monster W8'ler normalde 0.16 değerinde olan yani 1 numarasından alıyorduk ancak burada elimizde bu sefer 2 numarasından var. 0.23 milimetreye denk geliyor. Biraz kalınından tercih ettim bu sefer. Bir öğretmen arkadaşı da bir tanesini aldık. Aynısından istemişti. İki tane sipariş verdim. Birini kendime, birisini ona.
Daha önceki videomda da anlatmıştım. Benim kullandığım ve beğendiğim bir ip. Birçok insan da kullanıyor, takip ediyorum, görüyorum. Beğeniyorlar. Fiyatına göre çok uygun. Tavsiye edilir. Peki arkadaşlar, sarıdan devam edelim. Sarı paketler, klasik AliExpress paketleri. Bunlardan devam edelim. Evet, burada da yine balonlu paket içerisinden bir başka ip çıkıyor. Şöyle açalım. Evet, Daiwa Tournament Specialist. Şunu şöyle bir kenara bırakalım. Evet arkadaşlar, şurada elimizde iki tane ip var. Yalnız ben bunun gerçek mi yoksa çakma mı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kimseye de yanlış yönlendirmek istemem. Üzerinde markası vesairesi var, okunuyor ama yani Made in Japan diye yazmışlar. Bu dışındaki yazanlar doğru olacak diye bir kaide yok. Türkiye'de raflarda tabi görüyoruz Daiwa'nın iplerini. Ama bunu hiç görmedim ben. Tournament Specialist diye. Birisi 0.19 milimetre, diğeri de 0.10 milimetre. Birisi LRF için, birisi atçek için 150 metre. Bunlar Daiwa'nın Tournament serisinden Specialist adıyla satılanı. Made in Japan diyor. Japonya'da yapılmıştır diyor. Merak ettim, aldım. Gerçek mi yoksa sahte mi hiçbir fikrim yok. Umarım gerçekten böyle bir ürün vardır. Ama biliyorsunuz yani bu Çinlilerin ne kadar imitasyon ya da işte tabiri caizse çakma ürün yapmakta becerisini, vallahi ne desem bilemiyorum. Sırf denemek için aldım. Gerçek mi yoksa değil mi bilmiyorum. Bilen varsa da aşağıya yorum yapabilir arkadaşlar. Evet, bu sefer elimizde AliExpress'ten gelmiş bir kutu var. Genelde kutuyla bir şey gönderdikleri en azından bana denk gelmedi. Bazı büyük şeyleri gönderiyorlardır ama şöyle şunu yine açayım. Sağlam batlamışlar, üstünden de geçmişler derken, evet şunları şöyle kenara ayırayım. Evet, içerisinden bir poşet All Blue marka halkamız çıktı. İçerisinde kaç adet var tam olarak hatırlamıyorum. Linkleri aşağıya bırakacağım, açıklamalar kısmına. Oradan ilgilenen varsa bakabilir. Şunu kenara koyayım. Şunu da kenara koyayım. Şunu da şöyle kenara koyayım. Peki arkadaşlar, şimdi şurada birkaç tane jig var. Ben bunu özellikle denemek için, daha doğrusu karşılaştırmak için aldım. Tabi aslında bunlar imitasyon, yani tam tabiriyle çakma ürünler. Bunlar yabancı bir markanın aynısını Çinliler yapmış, biliyorsunuz. Çinliler zaten bu işlerde bir numara, çakma yapıyorlar. Evet arkadaşlar, yine sarı renkli bir paketimiz var. Açalım bakalım içerisinden bu sefer neler çıkacak. Şöyle. Şöyle birkaç tane ürünümüz çıktı paketin içinden. İki tane jig, bir tane küçük LRF için jig. Şöyle birkaç tane de denemek için, dropshot için özellikle karedes almıştım. Şu pek önemli değil. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz küçük bir jig var, balık var. LRF için aldım bunu denemek için.
Değişik geldi. Üzeri pütürlü. Bir de şurada açıp göstereyim. Bayağı da sıkıymış. Evet. Bu yabancı kanallarda sık sık gördüğüm bir tür jig. Bunlar levrek avında Amerikalıların falan bu çizgili levrek dedikleri levreklerde kullandıkları bir tür jig. Şöyle içerisinde iğnesi var. Bundan iki tane aldım. Bilmiyorum bizim buralarda işe yarar mı? Sırf denemek için aldığım ürünler. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi aşağıya bırakabilirsiniz.